Yeter. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifleriniz Yeter. nasıl? Keyifler bugün biraz Nasıl daha şey? iyiyim. Aha. Bugün biraz daha iyi. Sen gerçekten başka gün çekiyor oğlum sen var ya. Arkadaşlar bunları arda arda çekiyorsunuz. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun Bunu ya? geçen Her sefer mi yerinde çektiler Starbucks lan? var. Hem üzerinde Coca-Cola var. Başka bir şey var mı? Kapitalizmin kölesi gerçekten yani öyle şu ya. an. Bugünkü konumuzla da alakalı olduğu için bize bir şaka Evet. yapar mısın? Şimdi ben bunu chat'e sordum abi, tamam mı? Hiç güzel şeyler gelmedi. Bence sorma Şaka zaten ya, keşke. ciddi. Abi bir espri falan bilmiyor musun? Ya da ne bileyim, e-şakası yapıyorsan bil. Şimdi bana da sorsa abi aniden bilmem yani. Benim yanına onu yap, şakacı bana. Aklıma bir şey gelmiyor. Burak böyle bir olay var mı ya? Ne abi var? Ya, abonem değilsin, bir şey mi değilsin ama. Ben niye bedava şaka yapayım? Şarkı sesi iyi mi lan? Mesela bu şakaydı, bitti. Şarkı sesi Aa de. evet. Güzel şakaydı vallahi. Ekonomi çok iyi. Nasıl şaka? O var ya Ceren yapıyormuş. Peki abi sen normal hayatta çok şaka yapan birisi Yok, bu kadar fazla yapmam. Konumuz ne biliyor musun? Malum günü de yaklaştı. Ha, 1 Nisan şakaları. 1 Nisan şakaları içerikli bir bölümümüz olacak efendim. Biz en son ilkokulda 1 Nisan şakası yapıyorduk. 1 Nisan denince abi aklında nasıl bir gün oluşuyor? İnsanların şaka yapmak için bahane olarak kullandığı, yeri geldiğinde komik güzel, yeri geldiğinde de çok tatsız. Güzel, pozitif bir gün mü senin için yoksa sürekli şakalandığın için çirkin mi yani? Ne Yani şakalanmayı severim ama zoraki şakalardan hoşlanmam. Böyle düşünülmüş şakaları severim. Sarkastik şakaları severim. Düşünülmüş derken şey mi? Bir gün böyle şakayı düşünüyorsun abi, işte yarın bunu böyle yapacağım, yarın şöyle yapacağım işte şunu. İşte bir gün düşündükten sonra şaka yapsam sıkıntı olmuyor herhalde. O tarz şakalardan hoşlanıyor. Şu Biliyorum şaka ben. yapıyorum. Helal, hoş Şimdi geldin. kafama falan Bugün vuracağım. cuma, enseyi kapa gibi. Öyle değil mesela bugün. Bugün cumartesi, gel pazartesi. Saçma sapan işlerin yapıldığı bir gün oluşuyor. Şakanın günü olmamalı diye düşünüyorum Bence ben. de Her ya. gün Hocanım hoş olabilir. geldin. Bence. Yani. Evet, sen mesela şaka yapmayı seven bir insansın. Aa, 7/24. Şakanın tanımını yapıyorum şimdi Tamam, size. yap abi. Binlerce kişiye hitap etmeyecek bir şeyse, iki kişi arasında yapılan bir şeyse veya başka bir yerden prim gözetmeyen bir şeyse iki tarafın da eğlenmesi lazım şakada. Tamam. Bir taraf sinirleniyorsa o şaka değildir diyorsun. Bu, bir taraf sinirlenir ama sinirinden sonra şöyle falan oluyorsa o şakadır. 1 Nisan yaklaştı ve bugün de eskisi kadar olmasa da şaka yapıyor hala insanlar birbirlerine. Hı. Bugün de 1 Nisan'ın özel olarak bir sürü şaka videosu izleyeceğiz Şakalık. seninle birlikte. Ya tarz şakalar ama Türkiye'de mi oluyor, Amerika'da mı yani? Yurt dışında mı yoksa TR'de mi? Bu da önemli. Seni birazcık moda sokmak için Mesela şu an dur izleyelim, videodan sonra ben önce bir söyleyeceğim. espri patlatayım mı? Patlat ya, hadi bakalım Burak. Patlat. İğne ver de patlatayım. Girdin mi moda? Böyle kanım çekildi yani Ya. moddan çıktım. Bu Hadi. şakayı sen bir tane YouTube kanalı açsan da tüm dünyaya yapsak bu şakayı. Buradan gider çünkü Abi. dört dil falan böyle, anladın mı? O zaman başlayalım. Yapma da artık Başlat şakayı. bakalım. Oynat bakalım. Uğurcuğum. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben oyun oynarken bana gelip böyle şakadır bilmem nedir yapar cidden, yani bilmiyorum. Kalbini kırarım herhalde yanımdaki arkadaşımın, kimse yapıyorsa yani. Çünkü oyun oynarken o kadar ciddileşiyorum ki fark etmişsinizdir bunu. Yani Ya adam ne güzel rahat rahat akşam harbi gelmiş yani evde güvenli keyfiyle ya... işten yolun ardında ne? böyle keyif yapıyor. Benzin mi Farkında lan mısın? o? Havai fişek. Ha siktir. Nasıl korkuyor Evet, ona odaklanmışsın. bak. Abi adam yazdı, haline bak. Bir daha dış ediyor. 7/24 evde hiçbir şey yapmadın oyun oynayan erkeklerin sonu olması gereken bir video. Ne alakası var ya? Ne alakası var kardeşim? Sadece erkekler mi oturup oynuyor? Kızlar da var 7/24 bilgisayar başında olan. Niye cinsiyetçilik yapıyor ki şimdi bu? Ben anlamadım. Allah Allah. Ha burada Zeynep var. 7/24 bilgisayar başında. Ben de 7/24 bilgisayar başındayım. Ne alakası var? Zevk alıyoruz abi bundan. Siz mesela niye video çekiyorsunuz o zaman? Bize göre de siz 7/24 oturup burada video çekiyorsunuz. Adam orada bütün benliğini bırakmış. İşte PlayStation Yani oynuyormuş, bunu erkek takılıyor falan olarak filan adlandırmak böyle. biraz... İlişkide artık bir heyecan kalmamış ya böyle. Neyse. Can sıkıntısı var yani, anladın mı? Kadın mesela Peki şimdi abi. adamın dikkatini çekmek için orada abuk bir şey yapıyor.
şaka adı altında. Anladım. Ama sen de günlük hayatında çok şaka yapan bir insansın. Evet, ben prodüksiyonlu şakaya bayılırım bu arada. Kamerayı başka yere alır mısın? Alayım. Nereye alayım? Şuraya. Umar. Söz kaynıyor. Buraya mı alayım? Söz kaynıyor. Ne? Kayamam ya. Dur ama şunu kaldır. Ya bak bu güzel. Bu güzel. Bak mesela buna bok atamazsın bu espriye. Oğlum bu şeyi nerede? Ya böyle şeyler de yapıyorum arada. Ne yaptığını görmedim. Dur ne yaptığını görmedim. Söz kaynıyor. Ne? Kayamam ya. Ha. Telefon şakası mı yapıyor? Söz kaynıyor. Söz kaynıyor. Ne? Kayamam ya. Aa bak bu güzel. Bak bu mesela iyi harbi yani. Bunu yaparsın. Bok atamazsın bu espriye. Yani ama deli dolu yani. Uyuyanları da uyandıramazsın ki. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım sana. Bu arada gerçekten evet. Uyurken. Yapacağım. Ya mesela senin yapacağın şakalar böyle yani. Evet ne verirse alıyor yani. Yapacağım. Eline. Bu videoda da bu hanımefendiye sinir oldum. Komine gitmedi galiba. Bu komime gitmedi de şey komime gitti. Ne? Bir insana telefonla konuşurken ne versen tutuyor ya, biliyor musun onu? Aa harbi lan. yok hani telefonla konuşurken. Aynen. Mesela bir şey uzatıyorsun onu tutuyor. Ha, evet. Çünkü dikkatin olan. Evet, telefonla konuşuyor ver yani. Tamam. O geldi aklıma. Evet. Bu iyiymiş. Sulu atacak bu tane. Gerizekalı. Böyle kıç üstü düşüyor ya en sonunda. Kesin abi hayır bunu da yemezsin ya. Ne bileyim hani. Patlayacak. Tövbe. Çok saçma. Evet. Bence bunu bilerek yaptılar ya. Kız peki. Yani yüzüne doğru mu patlatmış? İnsan biraz şu çekili de patlatır. Yorum. Şu şaka şeyleri de... Bunu izlemiştim. Çok iyi. Tamam onlardan biri yaptı. Belli eyvallah. Nasıl falan... belli oğlum? Sesi keşke hayır, kullanmasalar yani. Yanda gökten mi düştü lan hepinize falan da yani... Zekice. Zaten şaka evet, biraz zekice şey yani. Yani böyle. Birini hani kekleyelim. Üzerinden eğlence çıksın. Makara bağımlılığına gelen bir şey şaka. Benim tarzım bir şakaydı mesela. Bu ama şaka değil. Parçalayacaktı mı hepsini? Aa çok kötü. Bu şaka değil ben sana söyleyeyim bak. Bu değil abi şaka. Has. Küfür ediyor orada bitlemiş mesela orayı. Abi. Oğlum bu çok, oha, bu ben bunu şey. Yapamam ya. O kadar emek vermişim günlerce ve gelip vallahi bozuyor. Evet. Böyle bir şey yapılsa bana aşırı sinirlendim. Ben de sinirlenirdim. Bu şaka değil ama. Niye, ne olacak ki? Saçmalık yani, o kadar emek harcamış. Şaka değil. Çünkü burada komik. Oha lan anladı. Bir durum yok. Yapan kişi gülüyor. İyi de yani olayda bir komiklik yok. Burada şimdi prim gözetildiği için, yani video kayıtta ya. Video kaydına belki değmiştir bu şakanın yapılması. Ama bunun kuru kuru evde yapacak olan arkadaşlar varsa yapmayın arkadaşlar yani böyle bir şey, anladın mı? Yani yapıyorsan da bir story at, ne bileyim bir video çek. Ya yanlış mıyım bunu bir yere, doğru. Bir yere dönüşsün yani, anladın mı? Oradan bir takipçi gelsin bir şey olsun. Biter, ilişki bitme sebebi bak. Çok ciddi. Yok be ilişki de bitmez çok yani. Çok saygısızca bir hareket bu, şaka değil bence yani. Oturturum onu tekrar baştan yaptırırım ve son parçayı koyarım yani. Hiç taviz vermem. Aa bak çok güzel. Ya bu şaka değil yani saygısızlık. Babanıza böyle bir şey yaptığınızı düşünsenize veya işte yakın evde kim varsa yakınınıza. Şöyle bir şey yaptın, benim babam var ya, kalkar bana iki tane sille çeker ve siktirtle ayağımdan falan yapar. Ya bu da yaş şeymiş. Bunu denemeliyim bir yer yapacağım. Ölürüm. Ya ne kadar komik ya. Ne kadar güldüm ya, bu kadar gülemem ya. Bu şaka mı şimdi? Ne kadar komik ya. Şaka hep karıştırıyorlar bu arada. Bunları lütfen benim önüme koymayın. Aa, bu ne lan? Run. Gözlüğünü mü taktı? Anlamak için. Ya bu kadar bağırıp kaçmam. İlk gördüğüm anda bir böyle hani irkilirim bir iki saniye. Sonra evet. Lan derim yani hani. Run. Niye bu kadar korkup açıyor ki? Aa bak böyle...
Bak bu çok şey olur. Bak. Geri zekalı çöpün içine girmeye çalışıyor. Of çok kötü. Bu şey gibi. Gece böyle bir ses duyarsın. Şeyi battaniye üstünü örtersin ya böyle. Onun gibi aynı. Kaçsana ya vakit kaybedeceğine. Ne yapıyorsun abi içinde? Ne yapacaksın? Yani kimsenin olmadığı bir yerde böyle bir şey olması ürkütücü olur, anladın mı? Bir iki tırsarsın böyle sonra ha kelen. Harbiden altına işedi oha. Bacakları titriyor bir de. Oğlum neden kaçmıyorlar? Bunlar planlanmış bence. Şimdiye kadar çoktan kaçması gerekiyordu. E gör artık. Oha biraz geç gördü sanki. Oğlum on. Oha yani. Run. Aaa. Sen de böyle ittirirsin onu mesela onun önüne. Topuk. Çok ayıp ya. Run. Oha kızı resmen itiyor lan. Şerefsize bak. Lan insan alır kızı kaçar. Asla. Ben tuttuğum gibi kaçardım bu arada. Beni bilen biliyor oğlum, ben korkmam falan demiş. Run. Bak bak. Aa attı gitti. Aa. Herif kızardı. Ayrılırdım lan. Vay anasını satayım ya. Ha Türkiye'ye geldik abi. Aa Türkiye'de mi? Bak burada bir durdum. Evet abi ilk bir şaka bak. Türkiye'deki yani bilinirli şakalardan biri. Şu su olayı. Türkiye'ye geldiğimi nasıl anladım biliyor musun? Su gördüm. Evet yani. Leğenden anladım. Gerçekten Türkiye'ye gelmişiz. Bir de bizde prodüksiyon bu en fazla. Evet. Anladın mı? Yani su dökülebilir. Evet başka bir prodüksiyon yok yani. Ha bu da güzelmiş. Bunu kedime yapayım ben. Kedime de böyle şakalar yapıyorum bazen. Abi kedinin kafasına falan düşüyor aman. Ben yine de ülkeme gülerim aga ya, anladın mı? Tane çabuk ya çabuk. Ay çok acım. Ya ben şakadan değil de şimdi o yere döküldü, onları kim temizleyecek? Ben onu düşünürüm, anladın mı? Nasılca ya. Nisa. Abi Nisa. Güldürme ya şakalarda. Güldüm. Bir durdursana. Taner koş diyor ya. Hani ne gibi bir sıkıntı yaşamış olabilir ki ablam Taner abim geliyor, anladın mı? Nasıl bir problem çözüyor bu Taner abi de? Koşarak geliyor. Nasıl beşerdi lan? Öpkeyi düşünsen aklıma gelmez. Başladın yere sen ya. Bu ne bu ikinci? Oğlum bu ne lan? Neden bunu açıyorsun? Diğerleriyle aynı değil yani. Of. Canım ülkem ya. Canım ülkem. Çok seviyorum ülkemi. Bu. Öyle sen kamera mı koydun bir yerlere yoksa? Hayır. Gel ben şimdi kurutayım. Bir tişört falan getir onunla ya. Onunla mı kuruyacağım ben? Ya ne var bunda be? Ne demek ya? Azıcık bir şey koymuştum ya. Çok su yoktu ki. Ondan da un çıkar şimdi. Bak baba biliyorum ya. Bunu söylüyorum. Yemin ediyorum biliyor lan bu işi. Vallahi helal olsun. Gel. Çok kurdu gibi. Un mu koydun sen bunun içine? Ya Burak. Yok abi un değil o toz. Şey o tozu. Mermer tozu. Ya ne var kızım çok güzel şakalar bunlar. Çok cringe oldum ya. Bakın kafamızda ne var? Güzel bir kapıya streç geçirdim ben şimdi. Taner buradan gelirken bakalım takılacak mı? Neler yaşayacağız hep beraber. Abi onu da görürsün ya. Taner televizyona bir baksana. Ya işim var. Ya. Taner abimin işi var. Nerede bir şey var çabuk. Baban çıkmış haberlere. Baban mı çıkmış haberlere? Bir şey var sonra. Diyor sonra baban of. Çıkmış diyor. Nasıl şaka? Gül. Taner abim eğleniyor mu ya bu? Ha Taner abi evleniyor diyorum. Eğleniyor yani. Koşarak gitmem odaya yani. Babası çıkmış televizyona herhalde konuşacak. Babası çıkmış ya. Çok güveniyor insanlara. Taner'in sorunu bu. İnsanların çok güvenmesi ve değer vermesi. Evet. Strese girmeden önce böyle şaşkınlık ifadesini orada başlatıyor. Anladın mı? Yani daha olay yaşanmadan.
Böyle gidiyor zaten. Oha. Babası televizyona çıktı diye. Evet doğru. Merhaba. Çıksa koşmaz mısın? Merhaba Telovale. Bu video bizim Tepki Koli'nin 5 yıl önceki ilk yayınladığım, ilk tepki verdiğimiz video. Gerçekten mi? Aa ne o? Oha. Ben altıma sıçarım. Ses açayım mı biraz? Ay bu çok pis bir şaka. Abi bu yani... Gergin yani. Oha. Yok artık. Bu ne oğlum, gerçek kalp krizine giren insanlar. Bu çok riskli mesela. Evet bu çok riskli bu arada. Hani aynen kalp krizi falan geçirsinler abi ne olacak? Belki birisinin hastalığı falan var, düşüp bayılsa orada neyin? Yani bilmiyorum. Bari şey yapsalardı, hani gelen kişileri araştırsalardı yani. Keşke. Bu çok riskli ya. Sen bak şu kadın, bak şu kadın fenalaştı, gördün yani, mü? Ben ölürdüm burada. Metroda yapıyorsun yani, belki orada ne bileyim kalp rahatsızlığı olanlar var falan. Bak herkes aynı fikir yani, be yani. Oğlum onlardan bir yani. Kalp krizi geçirse ne bok yiyecekler, ölse. Buna yani, gülen var mı? Bu şakayı yapanlar bu riski neye güvenerek alabiliyor? Dirdi geldi. Çanta işe yarıyor falan yani, gibi düşünüyor. As. Kafayı yersin Burak. Vallahi ben gelen gelmez birine yumruğu çakar şey yaparım ya, kaçmaya çalışırdım. Bunların büyük çoğunluğu bir daha metroya binemez lan bu travmadan sonra. Evet evet. Bence buradaki insanları bir şey... Gerçi Brezilya'da falansa umursamıyorlar. Brezilya abi. Evet aynen, o zaman umursamıyorlardı abi, insanlar çok daha kolay ölüyor çünkü orada. Ya Allah ne yapıyorsun Allah aşkına. Mesela bu kadın gitti. Ölür epesi. Uyuyor yani, canlamayın. İçi geçmiş onun. İçim geçmiş de zombi abiler, bir durum var. Ya kalp krizi geçirse? Ne yaparsın böyle bir şey böyle? Sen var ya topuk şovu yani. Ama ne yapacaksın? Yüzlerce zombiyle mi savaşacaksın? Ben olsam muhtemelen baygın taklidi yapardım. Yerle zombi. Evet doğru söyledin. Hoşuma gider zombi muhabbetleri falan böyle, anladın mı? Hani güzel bir şaka. Tabii güzel ama şaka. Yani prodüksiyon. Ama mesela evet, ama yani... çantayla vurmak ne ya? Ona takıldım evet, ya. Evet abi, bir de yavaş yavaş vuruyor. Ne ya bunun abi, oyunu var mesela. Pompalı tüfekle sıkıyorsun, ölmüyorlar zaten, anladın mı? Hani... Nedir abi tri, nedir zombi öldürme yani tri? Kolunu bacağını kestin mi bitmiyor onların olayı, anladın mı? Yine devam ediyorlar falan filan. Onun tri'yi... Bunları koyuyor mu ya sen bu kanala hakikaten? Biraz fazla sert oldu. Uçakla böyle falan. Abi dur aman diyeyim yani. Bu çok aa, iyi dur. Evet ya. İnanılmaz, bunu bir gün yapmak istiyorum. Bu iyidir bak, bu güzel. Bu okey. Ay bu da çok pis bir şaka ya. Ayda bak bak bak. Çok eğlenceli, ben de yapacağım. Ama evde böyle bir ayı varmış yani. Var var evde. Bu aylar önceden var, hazırlanmış bir plan yani bir yandan. Aa. Haydi. Azıcık o böyle şey nasıl oluyor? Abi tırsıyor bak, bana nasıl kaçıyor. Gerçek mi bu? Sesi korkuyor. Eşi mi o? Eşini çağırıyor işte. Yüzük adresinden belli. Bir anda üzerine atlasa böyle. Çok korkunç. O adamın yanında olsa evden giderdim direkt. Şey güzel ya. Şu kısım değil de o ilk başta böyle hani hareket falan dedi de o kısım çok hoşuma gitti benim. Bura çok şey biraz yani. Biraz kurgu gibi geldi ya. Bir bakarsın ayıya ne oluyor falan diye. Bak gülebilmiş. Gülebilmiş. Bu şu an erkekliğine şey vurdurtma bence. Ama onun şu an kalbi, şu an kalbi ağzından çıkıyor onun böyle. Hani Tom ve Jerry'de böyle böyle gidip geliyor ya. Korkutma şakası sever misin? Yapmayı severim ama riskli aga bunlar ya. Kalpten götürür yani. Ya şöyle travma oluşturacak hareketler bunlar mesela, anladın mı? Abim zaten çok sinirli PlayStation oynuyordu falan böyle. Korkunç yani. Evet. Devasa bir ayı var evde. Hareket ediyor. İçine evet, bir şey girdi falan sanarsın yani. Bence çok iyi şaka. Bunu yapacağım.
Ya bunu sen yapıp... dur bir sana bu şaka fikri vermiyorum bize. Şaka yapıyorum diye. Sen burada şakalarına tepki vereceksin ablam. Sen yapmayacaksın ki ya. Ben bir taş iki kuş vuruyorum bu çekimde. Hem şaka fikri alıyorum hem tepki veriyorum da. Vallahi. Bunu yapıp videosunu çekip sana yollarım. Bir sonrakine bize onu izletirsin artık. Ben babana yapamam. Tamam. Tövbe tövbe dur ya yapmam babana yazın. Babama yapacağım. Ne oldu lan? Kadının fotoğrafı çekildi. Okay. What the fuck? Aa. Oh, bayağı ekrana veriyor baba. Bitte. Guten Morgen meine Damen und Herren. Oha! Die Polizei bittet um ihre Mittel. Diese Frau, sie befindet sich seit gestern Vormittag auf der Flucht. Çok kötü bir durum değil mi ama yani onu yaşayan için? Yok değil. Abi bir kere bana destek çıkarmaz ya. Hayır Burak değil. Nicht die gesuchte Person festzuhalten oder gar nicht. Kızın kalp atışları, bir de Alman polisi diye bir şey, gerçek var, gerilirsin yani. Sind Sie gestresst? Kadın, ne yapacağız şimdi? Ya. Değdi mi peki? Bu abla yüzmeye değdi mi? Değmez abi, böyle. Değmez yani, anladın mı? Ya prodüksiyona bayıldım bu arada. Güzel prodüksiyon mülk yani. Tamam. Nasıl şaka? Bu gerçekten... Ya mesela anonsta bir yamukluk mu var falan demezdim de haberlere çıktığımı düşünmezdim yani o kıyafetimle bir de. Ha, evet. Orada anlardım ben. İşte televizyonda görürsün, gazeteleri görürsün. Ne alaka ya? Bu kadar eğlenceli bir tepki vermezdim ya. Direkt giderdim polise. Ne alaka falan diye. Evet. Zaten suçsuz olduğumu biliyorsun. Evet yani. Aynen. Evet. Ama suçlu olsaydım bu zaman çok eğlenceli olurdu. Gerçekten suç işlemişsin. Harbi suç işlemişsin. Değil, değil mi? Şeydim böyle harbi suç işlemiş böyle sonra bir yere gidiyor falan böyle. Sonra şaka olduğunu falan söylüyor. Abi yo, ne şakası falan yapıyor böyle. O biraz komik olurdu. Bence kimi suçlu kimi suçsuz. Aa asansör en sevdiğim. Aa bu ne? Asansör olayı. İçinden adam çıkar şimdi onun. Ay gibi. Ha evet. Bay. Okay, so minut için pegar. So minut, so minut, so minut. So minut. Ha, şey mi çıkacak tabutun içinden? Kadının bakışa bak tabuta. Kızım stres. Aha, durdu asansör. Anladı. Bak şu an, şu an, tam şu an aa dedim şaka yapılıyor bana. Ben derdim. Bak. Ne bak? İnsan çıktı. Sen bir şey demedin ki. Ne dedim? Hiçbir şey demedim. Az önce içinden insan çıkacak dedim mi demedim mi? Demedim. Kanal onun diye mi bunları? Demedim. Tamam demedim şey ya. Yok. Demedim evet. Kanka kurgu bizde ya. Kurgu sizde. Aa içinden insan çıktı. Aa. Oha işte söylememişti. Zaten bekliyordu. Abi sen onu nasıl açacaksın? Burak kafayı yersin. Adam asansörü kırdı dışarı çıktı ya. Abi çok kötü ya. Oğlum. Çok iyi şaka. Yani çok iyi düşünülmüş bir şaka. Ay yazık ya ama... Travma falan kalabilir insanlarda. Evet ya, abi. Bir daha asansöre falan bilemezdi yani. Canlanması arasında o kadar büyük bir fark yok yani insanların. Ben de çok daha büyük olurdu. Kalıcı bir travmaya sebep olabilir yani bu bence. Aynen öyle. Bu ben anksiyete kadar... krizi yani bu. De... Bayağı yani anladın mı daha sonraki hayat için. Bana bu zombi şakasından daha ağır geldi. Zombi daha softtu. Ya daha şey ama kaçacak yeri falan da yok. Evet çok klostrofobik bir alan zaten. Üstüne çullanıyor, dokunuyor sana, temas ediyor falan. Aa çok bir da... de kapalı alana böyle şey ol... kapalı alan korkusu olanlar o zaman. Klostrofobisi olanlar olsa var ya yani düşünemiyorum.
Çok en kötüsü buydu bence. Yani. 1 Nisan özel bölümümüz için hazırladığımız an videolarımızı nasıl buldun dünya üzerinde yapılan? Bu kadar mıydı? Fena değil. Şakalar. Evet. Yani bazıları tatsızdı, bazıları kalp... Abi hepsi kötüydü ya. Ayıcık hariç beğenmedim. Yani ayıcık bir tek o ilk şey çok hoşuma gitti, o kadar yani. Diğerlerini hiç beğenmedim. Hiç güzel değildi. Hiç beğenmedim yani. Beğenen var mı şakaları falan? Gülen eden böyle bayağı kahkaha atan. Vay falan yapan var mı böyle? Bari ise yani. Komik değildi yani.